Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile Teğet Ayta Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 196 ve 197'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda D1, D2, D3 doğruları verilmiş. Bunların eğimlerini sıralayın diye söylüyor bize. Bir kere sağa yatık, sağa yatık, sola yatık olduğu için bu eğimin negatiftir. Yani eğimi en küçük olan hangisidir? D3'tür. Yani M3'tür. Cevap ya Ceyhan ya Denizli olacak. Peki M1 ile M2'yi kıyaslarken ne yapalım? Dik üçgenden yapalım şöyle. Bu tanjant alfa, buna da tanjant beta diyelim. Şuraya A, buraya B, şuraya da C diyecek olursam. Tanjant alfa nedir? A bölü B'ye eşittir. Şuradaki dik üçgenden dolayı. Hemen A bölü B'yi yazalım. A bölü B'ye eşit. Peki tanjant beta neye eşit arkadaşlar? C bölü B'ye eşit. Arkadaş A C'den daha küçük olduğu için... Tanjant alfa tanjant beta'dan daha küçük değil midir? Evet. Yani tanjant alfa dediğimiz M1, M1 M2'den küçüktür. Dolayısıyla cevabımız böylelikle C Denizli yapacaktır. Evet, birinci soruyu Denizli bulduk. Geldik ikinci soruya. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğim açısı verilmiş. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulabilirim ben. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. K eksi 3 bölü 2 eksi 1 yapar burası, değil mi? Evet. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Neye eşit olacak? Eğim açısı 45. Yani... Tanjant 45'e eşit olacak. 45, 45, 90 üçgeninde. Bu tanjant 45'e eşit olacak. Tanjant 45 dediğimizde 1, 1 kök 2'den dolayı 1 bölü 1'den 1 değil midir? Evet. Yani k eksi 3 bölü 1 eşittir 1 olduğundan k eksi 3 eşittir 1 olacak. Değil mi? İşler dışlar yapınca. Evet. Buradan da k'yı kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Bizden de k değeri isteniyor. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan ABC eşkenar üçgen çiziliyor. Hemen çizelim arkadaşlar. X ekseni üzerinde bir üçgen. Evet, A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan ABC eşkenar üçgen çiziliyor. A noktasının apsisi -6, B noktasının apsisi de evet şurası -6, öbürü de kaçmış 2'ymiş. Şimdi ABC üçgeninde A ve B köşeleri, A ve B köşeleri burada olacak diyor. B noktasının, bir dakika, A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan ve ABC eşkenar üçgeni çiziliyor. A noktasının apsisi -6, B noktasının apsisi 2 verilmiş. Tamam, yazdık. C noktasından ve orijinden geçen doğruların eğimleri çarpımı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş, bizim üçgenimiz şöyle mi olacak? Ya böyle olacak ya da aşağı doğru olacak. Yani şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Sonuçta bir kenarı buradaysa C noktası burada olabilir ya da burada olabilir. Peki ben C noktasını nasıl bulabilirim arkadaşım? Orijinden ve C'den geçen şey isteniyor bizden. Arkadaş, bu bir eşkenar üçgen ya. Bir kenarı da kaç? 6, 2 daha 8. 8 birim, 8 birim. Çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Eşkenar üçgen olduğu için 60, 60, 60. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 yapar. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? Bu noktadan geçen ve orijinden geçen doğrunun eğimi isteniyor. Bak, bu doğrunun eğimi nedir? İşte bu doğrunun eğimi. Hocam, şu üçgende tanjantına bakacağız. Sola yatık olduğu için ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Burası 4 kök 3 mü yaptı? Evet, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Buradaki dik üçgende eğim dediğimiz tanjant alfa ama bu açının tanjantının eksilisi. Eksi 4 kök 3 bölü 2, yani eksi 2 kök 3 yapar burası. Peki aynı şey altta olduğu zaman ne olacak? Bir tanesini bulduk. Buna M1 diyelim. M2 neye eşit olacak? Şimdi burada da bir yükseklik çizsek. Yine aynı şekilde 4, 4 kök 3 geldi. Hop, bu doğrunun eğimi isteniyor şimdi benden. Bu doğru da sağa yatık olduğu için eğim pozitif olacak. Bu açının x eksenine yaptığı açı tanjantı 4 kök 3 bölü 2 değil midir? Evet. Bu da 4 kök 3 bölü 2'den, o da 2 kök 3 yapar. O yüzden bizden ne isteniyor? Eğimler çarpı isteniyor arkadaşlar. Yani burada noktayı bulup da iki nokta arasındaki eğimden inceleme yapabilirsiniz ama direkt x eksenine yaptığı açının tanjantına bak. Sola yatıksa eğim negatif, sağa yatıksa eğim pozitif. Bu sola yatık, bu da sağa yatık. Buradaki dik üçgende de tanjant alfa neye eşit? 4 kök 3 bölü 2'ye eşit. Yani 2 kök 3'e eşit. O zaman eksi 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı isteniyor. O da ne yapıyor? Eksi 12 yapıyor. Yani 3. soru Denizli oldu arkadaşım. Evet, geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde ABCD noktaları verilmiş. Sonra köşeleri bu noktalar olan 2 farklı kare çiziliyor. Evet, analitik düzlemi çizip öyle bir gösterelim isterseniz. Analitik düzlemde noktalar da hep eksili meksili ya. O yüzden şöyle şey yapalım. A noktası eksi 3'e 0. Evet, burası eksi 3. Burası A noktası. Sonra 0'a 3 var. Öbür noktamız burası. 0'a 3 noktası. 0'a 3. Ya da 3 diye göstereyim sadece. Burası da B noktası. C eksi 6'ya 3. Eksi 6'ya 3 tam olarak burada yapıyor galiba. Şöyle gelecek olursam. Burası eksi 6.
Şurası da C noktası. Sonra eksi 3'e 6. Eksi 3'e 6. Eksi 3'e 6 da burada. Sanırım bunlarda bir kare oluşuyor galiba değil mi arkadaşlar? Eksi 3'e 6 burası. Şöyle niye kare oluşuyor? Şöyle bakacak olursak. Hocam 3 kök ki burası, 3 kök ki burası, 3 kök ki burası, 3 kök ki burası olduğu için burada bir kare oluşuyor zaten. Neyse. Hatta hemen oluşturalım. Şöyle bir kareyi oluşturalım. Sonra öbürü de diyor ki. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. 3 kök ki burası, 3 kök ki burası, 3 kök ki burası, 3 kök ki burası. Noktalar direkt kare oluşturdu. Eksi 9'a 0. Eksi 9'a 0 nerede? Hocam şurada. Eksi 9 noktası. Ve eksi 9'a 6. Eksi 9'a 6 noktası da burası. Eksi 9'a 6 noktası da burası diye yazdık. Sonra diyor ki bu iki kare. Yani şimdi bu noktalarla da bir kare oluşturacağım. Bir kenarı bu olacak. Hop, diğer kenarı da bu olur mu? Olur. Şu uzunluk 6 birim, bu uzunluk da 6 birim. Evet, diğer karemiz de bizim bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu iki karenin ortak köşeleri olan noktalar hangileridir? Şu ve şu değil midir arkadaşlar? Yani eksi 3'e 6 ile eksi 3'e 0 noktası yapıyor. Eksi 3'e 6 ile eksi 3'e 0. Eksi 3'e 0 noktası yapıyor. Yani A ve D noktaları yapıyor. Cevabımız o zaman Denizli oldu arkadaşlar 4. soruda. Geldik 5. soruya. D1 ve D2 doğruları dik kesişmiş. D2 doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. Arkadaş bu doğrunun eğimine bakalım. X eksenine yaptığı açının tanjantı. Yani M1 dediğimiz 2 bölü. Bak karşı bölü komşu. 2 bölü 1'den 2 yaptı. Sağa yatık olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu pozitif olmak zorunda. O zaman bu doğrunun eğimi olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 ya. Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Bu aslında 2 bölü 1. Ters çevirip eksiyle çarptığım zaman eksi 1 bölü 2 mi yapar? Evet. Hop cevap Akçay oldu. Ya da 2 çarpı M2 eşittir eksi 1 de diyebilirsin. Tabii ki eğimler çarpımı eksi 1'den de yine sonuca ulaşabilirdin. Evet abi biz ters çevirip eksiyle çarpmayı daha çok seviyoruz. 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. Şimdi burası K iken bak OA uzunluğu burası da 2K verilmiş. OC uzunluğu 2K verilmiş. Tamam. Bizden ne isteniyor şimdi? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Arkadaş istersen böyle geometriden yap, istersen analitik geometriden yap. Tamamıyla sana kalmış. Hocam analitik geometriden nasıl yapılabilir? Bu doğrunun denklemini yazarız. Bu doğrunun denklemini yazdıktan sonra noktayı yerine koyarız. Bu noktada nedir arkadaşlar? Şurası K virgül 2K birim aşağıda olduğu için eksi 2K noktası diyebiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol tanjantına bakabilirsin. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi. Şöyle tanjantından 4 bölü 2'ye eşit. Yani 2 bölü 1'e eşit. Burası 2K iken tanjant alfa 2 bölü 1'e eşit olacak ya. O zaman burası da K olur. 2K eşittir 2'den K'yı 1 bulursun. Ya da başka nasıl bulabilirsin? Başka nasıl bulabilirsin? Şöyle bulabilirsin benzerlikten. Hocam burası 4 eksi 2K değil mi? Evet. Temel orantı var kardeşim burada. Yani şunun tamamının oranı. Buradaki uzunluğun K'nın şunun oranına eşit olacaktır. 4 eksi 2K'nın tamamının oranı 4'ü oranı. K bölü 2'ye eşittir. K bölü 2'ye eşittir. Sadeleştir 2. 4 eksi 2K eşittir 2K olduğundan 4K eşittir. Kaç oluyor 4K? 4'e eşit oluyor. K'yı da böylelikle 1 buluruz. A bizden dikdörtgenin alanı isteniyor. K'yı 1 buldun ya. 2 ile 1'in çarpımı isteniyor. Alan dediğimiz 2 çarpı 1'den. O da 2'ye eşittir. Yani cevap Denizli yaptı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen D doğrusunun üzerindeki AC doğru parçasının, evet şuradaki AC doğru parçasından bahsediyoruz. Bu doğru parçasının X ve Y ekseni üzerindeki iz düşümleri sırasıyla 10 ve 12'dir. Arkadaşım X eksenindeki üzerindeki iz düşümü şurası değil midir? Aynen öyle. Şuradaki uzunluk yani. 11'in burası. Y ekseni üzerindeki iz düşümü neresi oluyor? Hocam o da şurası olmuyor mu? Buradan dik, buradan dik çizince şuradaki uzunluk olmuyor mu? Evet. Şimdi AC doğru parçasından bahsediyoruz ya. Burası da 10 kaç verilmişti? 12 verilmişti. Şurası da 12. Ne yapacağız arkadaşım? Ben burada bu doğrunun denklemi isteniyor. Bir doğrunun denklemi isteniyorsa ne yapmam lazım? Hocam doğrunun eğimini bulmam lazım. Eğim belli, bir nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. Aslında burada şey de yapabilirim. A noktasını bulup iki noktası belli olan doğru denkleminden de şey yapabilirim. Ya da doğrunun eğimini bulup sonra eğim belli, nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Burası 4 birim, burası 6 birim deyip A noktası eksi 6'ya. Sonra hocam burası 2 birim burası da 12 olduğu için 12 oldu deyip iki noktası belli doğru denklemini yazabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu şekilde yapabiliriz. Hocam şurası 12 ya. Tanjant alfayı bulmam lazım. Tanjant alfayı bulamıyorum ama şuradaki dik üçgenden şöyle bulabilirim. Şöyle bir dik üçgen oluşturabilsem şuradaki dik üçgenden bulabilirim. Sonuçta buradaki uzunluk belli. Şu uzunluk dikdörtgenden dolayı burası da belli. Yani tanjant alfa neye eşit arkadaşlar? 12 bölü 10'a eşit. 12 bölü 10, 6 bölü 5 ama sola yatık olduğundan eğim ne olacak? Eksi 6 bölü 5 olacak. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Evet. O da m çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y sıfırdan yazılıyordu. Eksi 6 bölü 5 çarpı x eksi noktadaki x4 eşittir y eksi noktadaki y2.
Buradan eksi 6x artı 24 eşittir 5 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 5y eksi 10 yapar. X'in katsayısı genelde artı olan şıklarda oluyordu. Attım öbür tarafa. O zaman ne oluyor? Hepsini öbür tarafa toplayıp 0 eşittir 6x artı 5y. 6x artı 5y değil mi? Artı 5y çünkü burası. Artı 5y. Artı 24 eksi 24 diye geçer. Eksi 25 mi yapar? Eksi 1 de burada olduğu için. Evet. Yani cevap böylelikle ne çıkıyor arkadaşım? Şu 5 kere 2 10. Pardon 10 ekleyeceğiz değil mi? 24'e 10 eklediğimiz zaman 34 yapıyor. O zaman burası eksi 34 yaptı. Eksi 24 eksi 10'dan eksi 34 yaptı. Yani cevap böylelikle Edremit yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde. Evet. K 2'ye 6 noktasında bulunan bir hareketlinin teğet saniye sonra bulunduğu noktanın koordinatı buymuş. 3. saniyede. O zaman T yerine 3 yazdığımızda arkadaşım T yerine 3 yazarsam eğer 2 artı T yerine 3 yazdım 9 mu yapıyor burası? 9'a 6 eksi 3 yapıyor burası. Yani noktamız ne yaptı? 11'e 3 noktası yaptı. T yerine bir de 5 yazarsam şu M noktasıymış arkadaşım. T yerine 5 yazarsam 5 yazdığımızda da 2 artı 15 yapıyor orası. 2 artı 15'e 6 eksi 5 olacak burası. O zaman 17'ye 1 noktası yaptı. Bu da N noktası. MN doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaş iki noktadan geçen doğrunun denklemi formülü var. Ama biz ne yapıyorduk? İlk önce eğim buluyorduk. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. 3 eksi 1 bölü 11 eksi 17. Kaç yapıyor o zaman eğim? Hocam 2 bölü kaç yaptı burası? 2 bölü 6 değil mi? Eksi 6. Yani eksi 1 bölü 3. Eğim eksi 1 bölü 3. O zaman eğim dediğimiz eksi 1 bölü 3 yaptıysa m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 doğru denklem değil miydi? Evet m dediğimiz bir eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi herhangi bir noktayı seç. İster bunu seç ister bunu seç. Ben 17'yi seçtim. 17'ye 1'i seçtim. Eşittir y eksi noktadaki y. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 17 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 3y eksi 3 yapar. O zaman genelde bakın x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor. X artı 3y. Artı 17 ile öbür tarafa atarsam eksi 20 eşittir 0 mı yaptı? Evet yani cevabımız böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar 8. soruda. Geldik 9'a. Analitik düzlemde 1'e 2 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğru çiziliyor. Buna göre bu doğrunun y ekseni kestiği nokta. Arkadaşım şimdi bu noktadan geçen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bu A noktasından geçen 1'e 2'den geçen ve şu doğruya x artı 2y eksi 3a eşit 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi nedir? İşte tam olarak budur. Bu doğru denklemini yazarken kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta. 2 doğru paralel olduğu için eğimleri birbirine eşit. O zaman bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi de eksi 1 bölü 2 olacak. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim ben. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Eksi x artı 1 eksi 1 ile burayı 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2y eksi 4 yapar. O zaman bunu buraya bunu buraya attığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? Buradan 5 eşittir x artı 2'ye mi geldi? Evet. Benden y eksenini kestiği nokta isteniyor. O zaman x yerine 0 yazacak olursam y eksenini kestiği yeri bulurum. X yerine 0 yazarsam 5 eşittir 2y olduğundan y'yi de 5 bölü 2 olarak buluruz. Yani x eksenini kestiği yer pardon y ekseni kestiği yer ne oldu? 5 bölü 2 noktası oldu arkadaşlar. Yani 9. soru Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde ve bir köşesi de x ekseni üzerinde bulunan OABC eşkenar dörtgen çizildiğinde B köşesinin koordinatı 9'a 3. Tamam şimdi analitik düzlem çizelim bakalım şöyle. Analitik düzlem çizip yorumlayalım. Bir köşesi orijinde olsun diyor. Bir köşesi x ekseni üzerinde olsun diyor. Bir köşesi de 9'a 3 olsun diyor. Hocam 9'a 3 noktası burada değil mi? Evet. O zaman bizim eşkenar dörtgenimiz kesinlikle şöyle olmak zorunda değil mi? Bir köşesi orijinde diyor ya. Bir köşesi orijinde olduğu için şöyle bir eşkenar dörtgenimiz olacak. Peki bu eşkenar dörtgende bak OABC bak şu B köşesi burada. O zaman hocam OABC A burada C de burada mı olacak? Aynen öyle. A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi aslında biz böyle 9'a 3'ten dolayı şey yapabiliriz. Şuradan dik çizeyim hocam deyip burası 9 birim deyip burası 3 birim deyip A deyip buraya da işte 9 9 eksi A kaldı. Burası da A kaldı deyip Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabiliriz aslında. Şöyle baktığımız zaman. Sonuca nasıl ulaşacağız? Böyle Pisagor bağıntısına. Hatta 5 koysak 3, 4, 5 üçgeni falan filan çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Buradan A'yı bulabiliriz. A'yı bulduktan sonra da istenileni yapabiliriz. Ya da A'yı bulmadan da direkt şu hamleyi de yapabiliriz. Şimdi bizden ne isteniyor?
Eğer A'ya ihtiyaç duyuyorsa A'yı da buluruz. Bizden ne isteniyor? AC köşegeni isteniyor. Tamam, köşegen isteniyorsa şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Bu da bir eşkenar dörtgense. Eşkenar dörtgende bir köşegen verilmişse diğer köşegenleri çizmek mantıklı. Çünkü köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. Şimdi A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Arkadaş, bu doğrunun denklemini istiyor bizden. Ne yapmam lazım? Doğru denklemi için kendime iki soru sormam lazım. 1. Eğim. 2. Nokta. Nokta var mı? Var aslında. Burası sıfıra sıfır noktası değil mi? Evet. Şimdi toplamlarının yarısı. Bak, buradaki noktayı bulabilirim ben AC denklemini bulmak için. Evet, 0 artı 9 bölü 2. Yani 9 bölü 2'ye 3 artı 0 bölü 2'den 3 bölü 2 noktası yapar burası. Nokta belli. Eğim lazım. Hocam, bu doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi 1. Peki bu doğrunun eğimi var mı? Var. M1 dediğimiz y'ler farkı bölü x'ler farkı. 3 eksi 0 bölü 9 eksi 0'dan 1 bölü 3 çıkar. M2 dediğimiz ne olacak o zaman? M2 dediğimizde ters çevirip eksiyle çarpmış. Eksi 3 olacak. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani eksi 3 çarpı x eksi 9 bölü 2 eşittir y eksi noktadaki y. 3 bölü 2 mi yaptı? Aynen öyle. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşım? Şöyle dağıttığımız zaman eksi 3 x artı 27 bölü 2 eşittir y eksi 3 bölü 2 yaptı. Buradan bunu buraya, bunu buraya attığımız zaman ya da bunu da buraya atalım istersen. 0 eşittir 3x artı y artı eksi 3 bölü 2 eksi 27 bölü 2 eksi 30 bölü 2 yapıyor. Eksi 30 bölü 2 de nedir? Eksi 15 yapar. Yani 3x artı y eksi 15 eşittir 0. Doğrunun denklemi yaptı. 10. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 11. soruya. Yerden yüksekliği h olan bir kuş 40'a 10 noktasındadır. Evet, şurada kaç? 135 derece verilmiş. Yani burada kaç? 45 derece yapar o zaman. Şimdi bana diyor ki D doğrusunun denklemi. Şuradaki D doğrusu. Bak bak bak. Şimdi L noktasındaki yem ile kuş arasındaki uzaklık. Ooo. L noktasındaki yer ile N noktasındaki arasındaki uzaklık istenmiş bizden. N noktasını vermiş mi bize? L noktasındaki yem ile şu L noktasındaki yem ile N arasındaki kuş arasındaki uzak. Ha, şuradaki uzaklık isteniyor bizden ya. Tamam ya. Arkadaş, ne yapacağız burada? Şu 45'in mantığını kullanacağız. Hop, şöyle bir dik çizsek. Hocam, bu noktanın doğru yalım uzaklığı değil midir? Evet. Noktayı doğru yerine yaz. Yani hocam 3 çarpı 40 eksi 4 çarpı 20 artı 25 bölü kare küçüğünde a kare artı b kare ya da 3 4 5 üçgeni. Bu 120 eksi 80. 120'den 80 çıkınca 40 kalıyor. 40 artı 25 65 yapıyor. 65'i de 5'e böldüğümüz zaman 13 yapıyor. Yani burayı kaç bulduk o zaman arkadaşım? 13 bulduk. Noktanın doğru olan uzaklığı. Burası 13. E hocam 45 90, burası da 45. 45 45 90 üçgeninde. 13 13, burası da 13 kök kim yaptı? Evet. Bu kartalın şu yeme olan uzaklığı ne kadar çıktı? Hop, 13 kök 2 çıktı o zaman arkadaşlar. Yani 11. soru Edremit oldu. Ve geldik 12. soruya. D1 ve D2 doğrular arasında bir eşkenar üçgen çizilmiş. Alan ABC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, D1 doğrusuna baktığın zaman hocam 3x artı 4y, bu da 3x artı 4y. Yani bunlara baktığın zaman bunun M1'i nedir? Eksi 3 bölü 4. Buradaki M2 nedir arkadaşlar? Eksi 15 bölü eksi 20'den artı 20'den pardon. Eksi A bölü B'den dolayı. O da ne çıktı arkadaşım? Eksi 3 bölü 4 çıktı. Aa, eğimleri birbirine eşit. İki paralel doğru arasında. Ben şuradaki yüksekliği bulabilirim. İki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulurken ne yapıyorduk? C'ler farkı diyorduk ama ne yapıyorduk? Öncelikli olarak bunların katsayılarını aynı yapıyorduk. Ya ben bunun katsayısını böyle 15x yapacağım. Yani bunu 5 ile çarpacağım. Ya da şu zaten şeye bölünüyor. 5'e bölünüyor. Böl 5'e. 3x artı 5'e böldüğünde 4y eksi 8 eşit 0 mı yaptı? Evet. Bu durumdayken C'ler farkı demek en mantıklısıdır. O zaman H neye eşittir arkadaşlar? C'ler farkı. Eksi 8 eksi 12 mutlak değer içerisinde bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. İşte bunların katsayılarını aynı yapmazsak kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesini mi, 15'in karesi artı 20'nin karesini mi kullanacağız? İşte o soru işareti. İşte o yüzden bunların katsayılarını aynı yapmak zorundayız. Paralel iki doğru arasında uzaklık istenildiğinde. O zaman 3 4 5 yani kare küçüğünde a kare artı b kare, 3'ün karesi artı 4'ün karesi direkt 5 yapıyor. Eksi 20 dediğimiz mutlak değer dışına 20 diye çıkar. 20 bölü 5'ten de cevabı 4 buluruz. Yalnız yükseklik 4 çıktı arkadaşlar. Alan ABC isteniliyor bizden. Bu bir eşkenar üçgen. 60 60 60. Yani burası 30 30. 60'ı karşı 4 ise 30'u karşı 4 bölü kök 3 yapar. O zaman burası da 4 bölü kök 3. Hocam, bir kenar belliyse a kare kök 3 bölü 4'ten bulabiliriz. Ya da burası 8 bölü kök 3 ya. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den de çıkar mı? Çıkar.
8 bölü kök 3 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Yani ne yapıyor o zaman? Şunlar şunlar gidince 2. Cevap 16 bölü kök 3 mü yapar? Evet. Eşleniyle çarpmamıza gerek yok. Direkt cevap da var. Yani 12. soru böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. E böylelikle test 1'i bitirmiş bulunuyoruz değil mi? O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.